Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem ve allemel insane ma lem ya'lem. Ves salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadisi kitabullah ve hayrul hediye hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnâr. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilmen nafi'an ve elhıkna bissalihin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü dersimizde Lokman suresinin 14 ve 15. ayetlerinin tefsirini yapacağız inşallah. Dolayısıyla ayetleri önce bir okuyup mealini, Türkçe mealini verelim. Daha sonra inşallah tefsirine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bivalideyhi hameletu ummuhu vehnen ala vehnin ve fısaluhu fi ameyni enişkur li ve li valideyke ileyyel masir. Ve in cahedake ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmün fela tutehuma. Ve sahibhuma fid dünya marufa ve tebi' sebile men enabe ileyye thümme ileyye merci'ukum fe unebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Sadakallahul azim. Ve vassaynel insane bivalideyhi. Vassa fiili, vassa mazisi, yuvassi tavsiyetün veya tavsiyeten, mazi, muzari, emir. Bu fiil genellikle li harfi ceriyle veyahut da bi harfi ceriyle kullanılıyor. Ve manası vasiyet etmek, emretmek, önermek anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla burada ve vassaynel insane bivalideyhi, biz insana, anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Böyle tercüme edebileceğimiz gibi, ve vassaynel insane bivalideyhi, biz anne babasına iyi davranmasını emrettik şeklinde de mealini verebiliriz. Ayetin devamında, hameletu ummuhu, neden annesine ve babasına iyi davranmasını emrettik? Adeta bir gerekçe açıklanıyor, sebep açıklanıyor. Hameletu ummuhu, hamele yahmilu, hameletu ummuhu, annesi onu ne yaptı? Taşıdı. Vehnen ala vehnin, evet, nice sıkıntılar, nice sıkıntılara katlanarak karnında 9 ay taşıdı. Ve fısaluhu ve fi ameyni, çocuğun anneden sütten kesilmesi ise 2 yıl içerisinde olur. Evet, işte bundan dolayı eneşkurli, önce bana şükret diyor Cenab-ı Allah. Veli valideyke, ve sonra da anne babana teşekkür et. İleyyel masir, evet, dönüş banadır diyor Cenab-ı Allah. 14. ayetin mealini bu şekilde vermiş olduk. 15. ayete bakalım. Ve in cahedake, in şart edatıdır. Şayet, eğer anlamına geliyor. Ve in cahedake, evet, cahede, yücahidu, ala harfi ceriyle kullanıldığında, evet, gayret etmek, çaba göstermek, evet,
ve incahede zorlamak anlamına geliyor. Ve incahedake ala en tüşrike bi, evet, şayet o ikisi anne baban, cahedâ burada müsenna olarak kullanılmış mazi fiil. Ve incahedâke, yani o ikisi anne baban bana şirk koşman hususunda sana bir zorlamada bulunursa, mâ leyse leke bihi ilmün, evet, senin bilgin olmayan bir hususta bana şirk koşmanı emrederler ve seni zorlarlarsa, evet, fela tutihuma, onlara bu konuda itaat etme. Evet. Etae yutiu, fela tutihuma, muzari fiil, fela tutihuma, o ikisine, anne babana bu konuda itaat etme. Ve sahibhuma, sahabe, yusahibu, iyi geçinmek, birlikte olmak, beraber olmak anlamına geliyor. Arkadaşlık yapmak gibi manalara geliyor. Sahabe, yusahibu ve sahib huma, burada emirdir. Ve sahib huma, yani o ikisiyle dünyada, fid dünya marufa, iyi geçin. Onlara iyi davran. Ve tebi'a, ittebe'a, yettebi'u, burada emir fiili. Ve tebi'a, sebi'yle men enabe ileyye, bana yönelen, bana itaat eden salih kullarıma tabi ol. Onları takip et. Onları örnek edin anlamında. Enabe yunibu inabeten, evet, ila harfi ceriyle kullanılıyor. Enabe ila, itaat etmek, yönelmek, Allah'a itaatkar bir kul olmak anlamında. Ve tebi sebiyle men enabe ileyye, bana yönelen, bana itaat eden salih kullara, onların yoluna tabi ol, onları takip et. Sümme ileyye merci'ukum, sonra dönüşünüz banadır diyor Cenab-ı Allah. Sonra mutlaka bana döneceksiniz, benim huzuruma çıkacaksınız. Peki Allah'ın huzuruna çıktığımızda ne olacak? Fe yunebbi'ukum nebbe'e yunebbi'u, haber vermek. Ahbara yuhbiru manasında. Fe yunebbi'ukum, ben size nebbe'e yunebbi'u, ene yunebbi'u, fe yunebbi'ukum, ben size haber vereceğim. Bima kuntum ta'melun, evet, yaptığınız, dünyada yaptığınız şeyleri, amelleri ben size haber vereceğim ve o yaptığınız amellere göre sizi ne yapacağım? Cezalandıracağım. Yani şayet iyi amel işlemişseniz elbette mükafat olarak, sevap olarak karşılığını alacaksınız. Şayet Allah'ın emrine aykırı bir davranışta bulunmuşsanız cezasını göreceksiniz. Evet. Değerli arkadaşlar, burada bu iki ayet, yani Lokman Suresi 14 ve 15. ayet-i kerimeler, Hazreti Lokman'ın oğluna öğütleri arasında yer almaktadır. 14 ve 15. ayetler. Bir önceki dersimizde 13. ayet-i kerimede Hazreti Lokman'ın oğluna ilk tavsiyesini açıklamıştık ki Allah'a ibadet etmesini ve Allah'a asla şirk koşmamasını oğluna ne yapıyordu? Öneriyordu ve öğütlüyordu. Şimdi burada 14 ve 15. ayetler Hazreti Lokman'ın öğütleri arasına girmiştir. Dolayısıyla acaba bu iki ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? Müfessirler genelde bu iki ayeti iki farklı şekilde yorumlamışlar. Birinci yorum şöyle değerli arkadaşlar. Bu iki ayette Lokman'a ait sözler olup ayetin baş tarafına "Galallahu Teala li", yani Allah Teala bana buyurdu ki şeklinde bir ifade takdir etmişler bazı müfessirler. Yani bu iki ayet de Hazreti Lokman'ın sözleridir ve ayetin başına "Galallahu Teala li", Allah bana buyurdu ki şeklinde bir
hasfedilmiş bir ifade takdir etmişler. Birinci yorum bu şekilde. İkinci yoruma göre ise bazı müfessirler bu iki ayet Lokman'ın oğluna nasihatleri arasına sokuşturulmuş bir açıklama, yani itirazi mahiyette bir açıklamadır demektedirler. Ve bunun amacı hem anne babaya itaat ve saygının önemine vurgu yapmak, hem de Allah'a saygı ile olan ilişkisini açıklamak için Allah-u Teala Hazreti Lokman'ın oğluna tavsiyeleri arasına bu iki ayeti ne yapmıştır? Koymuştur şeklinde bir açıklama yapılıyor. Evet, bu şekilde ifade ettikten sonra peki Muhammed Ali Sabuni acaba bu iki ayeti nasıl tefsir ediyor? Ona bakalım. Evet. Vevassaynel insane bi valideyhi manası burada vassa fiilini Muhammed Ali Sabuni emernahu biz insana emrettik şeklinde açıklıyor bakınız. Emernahu biz ona emrettik. Neyi emrettik? Bil ihsan ileyhima. Yani anne babasına iyi ve güzel davranmasını biz insana emrettik. Bu şekilde açıklıyor. Ve vassaynel insane bi valideyhi ayetini bu şekilde açıklıyor. La siyema el validetü. Özellikle de annesine iyi ve güzel davranmasını emrettik. Şeklinde açıklıyor. Evet, ayetin devamına baktığımızda Hameletu ummuhu vehnen ala vehnin. Hameletu ummuhu vehnen ala vehnin. Evet, annesi onu nice sıkıntılara katlanarak karnında 9 ay taşımıştır. Yani hameletu annesi onu taşımıştır, insanı taşımıştır. Ceninen, cenin olarak karnında taşımıştır. Fi batniha karnında cenin olarak taşımıştır. Ve hiye tezdadu kulle yevmin ve o cenin ne yapıyordu? Tezdadu artıyordu. Kulle yevmin her gün. Dafen ala dafin. Evet, anne o cenini karnında taşırken, o cenin büyürken kendisinin de nice sıkıntılara, nice zayıflıklara ne yapıyordu? Katlanıyordu. Minhinil hamli, hamileliğin ilk anlarından itibaren ilahinil viladeti, doğumun gerçekleşme zamanına kadar. Yani ilk olarak çocuğuna hamile kalmasından başlayarak çocuğunu dünyaya getirinceye kadar ne yapıyor? Bu efendim zayıflık, bu sıkıntı, bu efendim çektiği şeyler gitgide artarak devam ediyor. لِأَنَّ الْحَمْلَ çünkü hamilelik kullemâ izdâde hamilelik süresi arttığında ve azume ve çocuk anne karnında cenin olarak büyüdüğünde izdâdet bihi dolayısıyla annenin de sigalen ağırlığı karnındaki ağırlığı artıyor. Ve dafen ve annenin de sıkıntıları ve zayıflığı ne yapıyor? Artmaktadır. Evet. Ve fısaluhu fi ameyni. Peki çocuğun dünyaya geldi. Ondan sonra da çocuk annenin sütünü emmeye başlıyor. İşte ayet-i kerimede ve fısaluhu fi ameyni yani çocuğun annenin sütünden kesilmesi, süt emmenin bitmesi 2 yıl içerisinde olur. Yani anne 2 yıl çocuğunu emzirir. Ve fıtamuhu, buradaki fısal kelimesini fıtam olarak açıklıyor Muhammed Ali Sabuni. Ne demek fıtam? Çocuğun sütten kesilmesi. Ve fıtamuhu, yani çocuğun sütten ayrılması, süt emmenin bitmesi, fi tamami ameyni, 2 yılın tamamında, sonunda ne yapar? Bitmiş olur. Evet, işte bütün bu annenin çocuğuna karşı görev ve vazifeleri ve bu çektiği ızdırap ve sıkıntılar karşısında Allah Teala insana bir şey yüklüyor, bir görev yüklüyor. Ne diyor? Enişkurli şekera yeşkuru uşkur emirdir.
Enişkur li. Evet, bana şükret diyor Cenab-ı Allah. Önce Allah'a şükretmemizi Allah Teala emrediyor. Hemen ardından veli valideyke ve anne babana şükret, teşekkür et. Evet. Neden? Ey ve kulna lehu, insana biz dedik ki uşkur rabbeke ala nimetil imani vel ihsan. Allah Teala'nın sana imanı nasip etmesi, iman nimetini lütfetmesi ve sana iyi ve güzellikte bulunması sebebiyle önce Rabbine şükret. Birinci olarak. Veşkur valideyke ve ondan sonra da anne babana teşekkür et. Ala nimetit terbiyeti. Neden onlara teşekkür etmeliyiz? Çünkü onlar da bizi ne yapıyor? Eğitiyor ve eğitimimizi üstleniyor ve bize bakıyor. Evet, bütün bu açıklamalardan sonra 14. ayet-i kerime şu ifadeyle bitiyor. İleyyel masîr. Dönüşünüz banadır diyor Cenab-ı Allah. Ey insan, mutlaka bu dünya hayatının sonunda bana döneceksin. Benim huzuruma çıkacaksın diyor. Adeta bu vazifeyi insana yükledikten sonra Allah Teala bu ifadeyle, ayetin sonundaki bu ifadeyle insanı ikaz ediyor, uyarıyor. Asla şunu unutma ki bir gün benim huzuruma çıkacaksın ve bu emirlerim doğrultusunda hareket ettin mi, etmedin mi? Anne babana iyi ve güzel davrandın mı, davranmadın mı? Bu verdiğim görevi mükemmel bir şekilde uyguladın mı, uygulanmadın mı? Mutlaka seni ne yapacağım? Sorgu ve suale çekeceğim ve ondan dolayı da seni ne yapacağım? Eğer Allah'ın emirlerine uygun olarak hareket ettiysen mükafatlandıracağım. Eğer Allah'ın emirlerini kulak ardı, göz ardı etmişsen mutlaka seni cezalandıracağım diyerek Allah Teala ileyyel masir ifadesiyle insanı ne yapıyor? İkaz ediyor, uyarıyor. Yani ileyyel merci'u vel me'abu. Evet. Bana dönüş banadır. Dönüş banadır. Feucazi caza yucazi ne demek? Evet. Caza mazisi, yucazi muzarisi. Evet. Karşılık vermek, cezalandırmak anlamına geliyor. Caza yucazi karşılık vermek, cezalandırmak. Evet. Feucazi ben cezalandıracağım. El muhsine güzel davranan, Allah'ın emirlerini yerine getireni mükafatlandıracağım. Ala ihsanihi yaptığı o iyiliğe, o güzelliğe karşılık ona mükafat vereceğim. Vel müsi'e evet kötü davranan, Allah'ın emrine aykırı hareket edene de ala isaetihi yaptığı kötülüğün karşılığını ne yapacağım? Vereceğim diyor Cenab-ı Allah. Gâle İbnü Cezzi dedi ki ve kavluhu enişkur, buradaki enişkur şükret, evet, tefsirun lil vasiyye, vasiyenin tefsiri açıklaması mahiyetindedir. Ve atara da beynehuma ve beyne tefsiriha, evet, ve bu ayetin tefsiri ve şu Allah Teala'nın sözü arasında bir itirazi efendim cümle var. Hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin ve fısaluhu fi ameyni. Evet. Bu ne yapmıştır? İtirazi cümle olarak gelmiştir. Liyubeyyine ma tukabiduhu el ümmü. Evet. Annenin çocuğuna ne türlü sıkıntılar çektiğini, kâbede yukabidu dayanmak, katlanmak anlamına geliyor. Annenin çocuğuna karşı ne türlü sıkıntılar çektiğini, nelere katlandığını ifade etmek için itirazi olarak, açıklama olarak hamelet ummuhu vehnen ala vehnin ve fısaluhu fi ameyni cümlesini atmıştır, getirilmiştir. Mimma yucibu azime hakkiha, dolayısıyla bu annenin çektiği sıkıntılar, ızdıraplar annenin hakkının büyük olmasını gerektiriyor, önemli olmasını gerektiriyor.
Velizalike kâne hakkuha azama min hakkıl ebi. İşte bundan dolayı da annenin hakkı babanın hakkından nedir? Daha büyüktür. Daha fazladır. Evet. Değerli arkadaşlar, bu anne baba hakkıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de bu hususu açıklıyor. Dolayısıyla Kur'an ayetlerini baştan sona incelediğimiz zaman Yüce Allah'ın önce kendisine itaati emrettiğini, daha sonra da anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmayı emrettiğini görmekteyiz. Nitekim İsra suresinin 23. ayet-i kerimesine baktığımızda Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu. Evet, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi hükmetti, emretti. Hemen onun ardından ve bil valideyni ihsana, anne babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. İmma yebluganne indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma, eğer onlardan biri, yani anne babandan bir tanesi veyahut da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, İmma yebluganne indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma fela tekul lehuma üf. Evet. Onlara öf bile deme. Sakın onlara öf bile deme. Ve la tenharhuma, onları azarlama. Ve kul lehuma kavlen kerima, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Evet. Demek ki bakınız İsra suresi 23. ayet-i kerime bu ayetler. Evet, insanın önce Allah'a itaat ve ibadet etmesi gerekir. Çünkü Yüce Allah insanı yoktan var etmiş ve insana sayısız nimetler lütfetmiştir, bahşetmiştir. İkinci sırada insan anne babasına iyi davranması ve onlara itaat etmesi gerekir. Çünkü anne baba çocuğun dünyaya gelmesine vesile olmuşlardır. Ayrıca anne çocuğunu çok çeşitli sıkıntılara katlanarak karnında 9 ay taşımıştır. Daha sonra doğumdan sonra bu sıkıntılar bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Daha da artıyor ve yıllarca çocuğunu kucağında taşıyor ve özellikle doğumdan 2 yıl içerisinde çocuğuna şefkat ve merhametle çocuğunu emziriyor ve onun büyüyüp yetişmesi için elinden gelen bütün fedakarlıkları gösteriyor. Bundan dolayıdır ki anne hakkı asla ödenmez. Ve bu konuyla ilgili de Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Onu burada sizlere açıklamak istiyorum değerli arkadaşlar. Nitekim bir sahabi Peygamber Efendimizin huzuruna çıkar ve der ki, ey Allah'ın Resulü, insanlar içerisinde kime iyi ve güzel davranayım? Benim iyiliğime, güzel davranmama layık olan kimdir diye sorduğunda Peygamber Efendimiz annen diyor. Peki daha sonra kim diye sorduğunda ikinci kez yine annen diyor. Üçüncü kez peki daha sonra kime iyi ve güzel davranayım ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda üçüncü kez yine annen diyor. Dördüncü kez sorduğunda baban diyor. Babana iyi ve güzel davran diyor. İşte bu Peygamber Efendimizin cevabı gerçekten anne hakkının baba hakkından daha fazla olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Evet, ayetin devamında ve fısaluhu fi ameyni ifadesi yer almaktaydı. Yani çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içerisinde olur ifadesi. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 223. ayet-i kerimede bu husus şöyle açıklanmaktadır. Vel validatu yurdane evladehunne havleyni kamileyni limen erade en yutimme rada'a. Anneler çocuklarını emzirmeyi tamamlamak isteyen baba için tam 2 sene emzirirler şeklinde açıklanmaktadır. Çocuğun anne sütünü emmesiyle ilgili de çocuk emzirmenin normal süresi 2 yıldır. Ancak isteyen anne baba bu süreden önce çocuğunu sütten kesebilir. Fakat modern tıbbın da açıkça ifade ettiği gibi bu dönemde çocuk için anne sütünden daha besleyici bir gıda yoktur.
İslam dininde anne baba hakkı Allah hakkından hemen sonra gelen önemli bir haktır. Anne babaya itaat etmek çocuklara yüklenmiş olan bir görev ve sorumluluktur. Yüce Allah bu vazifeyi gereği gibi yapıp yapmadığı konusunda insanı ne yapacaktır? Hesap gününde mutlaka insana soracaktır. İnsanı hesaba çekecektir. Bu hususu insanın asla unutmaması gerekir. Bu hususu hatırlayıp ona göre davranmamız için de Allah Teala ayetin sonunda ve ileyyel masir yani sonunda dönüşünüz ancak banadır buyurmak suretiyle ne yapmaktadır? Bunu insana hatırlatmaktadır. Evet, değerli arkadaşlar, böylece bu 14. ayet-i kerimenin tefsirini burada bitirmiş oluyoruz. İnşallah bugünkü dersimizi burada bitirelim. Gelecek dersimizde 15. ayet-i kerimenin tefsirine başlayacağız. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.